Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda doğal halde yetişen, kumun üzerinde büyüyen kekiklerden kekik toplama işlemi yapacağım. Kekikler sahilde şöyle kum tepeciğinin üzerinde çok güzel bir şekilde yetişmiş. Kızımla beraber kekiklerden toplayacağız, kurutacağız. Burada mangalda tavuk ve etlerin üzerinde harika bir lezzet veriyor. Aroması çok güzel. Yani böyle bir ortamda kekiğin yetişmesi dikkat çekici. Hani dağda yetişenleri biliyoruz ama kumda, öyle, sahilde yetişenler harika bir şekilde kekikleri toplamaya devam edeceğiz. Bir taraftan da kekikler çiçek açmış. Şöyle. Kolay toplanıyor mu buket? Güzel, hı hı. Ama bazı yerleri kurumuş gibi. Evet, artık havalar ısındı. Daha erken vakitlerde toplansa daha çok çiçek açmadan toplanmış olacak ama burada da aroması harika, evet, olmuş. Kokusu elinden hiç çıkmıyor. Hı-hı. Yemekte de aynı çok şekilde. Güzel. Kekikler şöyle makas yardımıyla toplanıyor. Bayağı ince yaprak kekikler. Bu şekilde alıyorum, tutuyorum ve makas yardımıyla kesiyorum. Eve götürünce bunları yıkayacağım. Daha sonra da sererek kurutma işlemi yapacağım. Bu şekilde. Deri toplama işlemini tamamladım. Çok fazla toplamıyorum zaten. Şimdi bunları eve götürüp kurutma işlemi yapacağız. Sahilden topladığım kekikleri şöyle hemen süzgecin içerisine koyuyorum. Tozu gitsin diye suyun önünde bir şöyle yıkayacağım. Şu şekilde. Çok suda bekletmeyeceğim. Burası rutubetli olduğu için çabuk kurumuyor zaten. Nemli bir iklim. Sadece tozunu akıtmak için yıkıyorum. Kekikler yıkandı ve süzüldü. Şimdi bunları alıyorum. Şöyle kağıt havlu serdiğim tepsinin üzerine seriyorum. Bir süre burada bekleyecek. Sonrasında böyle küçük yaprakları, kurumuş yaprakları ayıklayıp alacağım. Et, balık, tavuk üzerine çok enfes bir kokulu şekilde kullanacağım. Bu şekilde sahilde kum tepeciklerinde oluşan kekiklerin toplanıp kurutulma işlemini sizlerle paylaşmış oldum. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.